Ekranda bir veri kümesi görüyorsunuz. Bu veriye dayalı bazı parametreleri hesaplamak için bir çizelge programı, örneğin Microsoft Excel ya da Google Spreadsheet kullanabilirsiniz. Şimdi bunun popülasyon, mesela bir öğrenci popülasyonu olduğunu, bunların da bu öğrencilerin yaşları olduğunu ve bizim de öğrencilerin yaşları hakkında bazı parametreler hesaplamak istediğimizi düşünelim. Öncelikle çizelge programını kullanarak bazı parametreler hesaplayacağım ve sonra da veriyi değiştirdiğimizde bu parametrelerin nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Değiştirmekten kastım da tüm verileri ötelemek, hepsini bir sabitle çarpmak gibi şeyler ve bunları yaptığımızda hesapladığımız parametrelerin nasıl değiştiğini göreceğiz. Hesaplamak istediğim ilk parametre ortalama. Bundan sonra standart sapma, medyan ve çeyrekler açıklığını hesaplayacağım. Hadi bakalım merkezi eğilim ölçümleriyle başlayalım. Ortalamayı hesaplamak için çizelge programlarının hemen hemen hepsinde bulunan average yani ortalama fonksiyonunu kullanacağız. Fonksiyonu belirledikten sonra da shift'e basılı tutup bunları işaretleyerek veriyi seçiyoruz. Evet verinin ortalaması buymuş. Ortalamayı bulduğumuza göre şimdi de ortalamanın bunların her birine sabit bir sayı eklediğimizde nasıl değişeceğine bakalım. Ekleyeceğim sabit sayı mesela 5 olsun. Evet bunu yapmanın kısa yolu ise verilerden birine 5 ekledikten sonra bunu aşağıya doğru sürüklemek. Böylece her bir değere 5 eklemiş oluruz. Veri artı 5 olarak adlandırdığım küme yeni veri kümemiz. Bunun ortalamasının ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Evet ortalamanın da bir bir önceki ortalamadan 5 fazla olduğunu fark ettiniz değil mi? Bu veri kümesine hangi sayıyı eklerseniz ya da çıkarırsanız bu doğru olacaktır. Demek istediğim ortalama eklediğiniz ya da çıkardığınız sayı doğrultusunda değişecektir. Bu arada bunun sizi şaşırtmamış olması da lazım. Ne de olsa ortalama sayıların hepsinin toplanıp e, elinizde kaç tane sayı varsa ona bölünmesiyle hesaplanır ve sayıların hepsine 5 eklerseniz elinizde kaç tane sayı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 evet bunların hepsine 5 eklediğimizde toplamlarına da 12 tane 5 eklemiş oluruz ve bunu 12'ye böldüğümüzde de bir öncekinden 5 fazla bir değer bulacak olmamız hiç de şaşırtıcı bir sonuç olmaz İsterseniz ortalamanın çarpma söz konusu olduğunda nasıl değiştiğine de bakabiliriz. Evet, elimizdeki değerlerin hepsini eğer 5 ile çarparsak eşittir bu çarpı 5 yazıyorum ve bunu bu şekilde aşağı doğru sürüklüyorum. Böylece tüm değerlerin 5 katını elde etmiş oluyoruz. Bakalım ortalamaya ne olacak? Gördüğünüz gibi ortalamada 5 katına çıktı. Bu da merkezi eğilim ölçümlerinin veriyi sabit bir sayı ile topladığımızda ya da veriden sabit bir sayı çıkardığımızda aynı oranda artacağı veya azalacağı, veriyi sabit bir sayı ile ölçeklendirdiğimizde ise ki bunu aynı sayı ile çarpmak ya da aynı sayıya bölmek olarak da isimlendirebiliriz, yine aynı oranda ölçekleneceklerini söyleyebiliyoruz. Ortalamanın matematiksel tanımını incelediğinizde az önce söylediklerimin mantıklı olduğunu da görebilirsiniz. Sıra geldi farklı bir merkezi eğilim ölçümü olan medyana. Bakalım medyan da ortalama ile aynı özellikleri paylaşıyor mu? Medyanı hesaplamak için de evet medyan fonksiyonunu kullanalım. Değerleri yine az önceki gibi seçiyorum. Böylelikle ortadaki sayının hangisi olduğunu bulacağız. Bunu sayarak da yapabiliriz ama bilgisayarlar bizden çok daha hızlı sonuca ulaşıyorlar değil mi? Bu değerlerin hepsine 5 eklediğimizde medyan bundan nasıl etkilenir dersiniz. Bu sayıları eğer küçükten büyüğe sıralayıp hepsine 5 eklerseniz sıralama aynı olacağından medyan bir önceki medyandan 5 fazla olur. Evet yeni medyanın 10,5 olması gerekiyor. Bakalım. Evet 10,5. Belki ya 5 ile çarparsak? Yine aynı mantıkla yani sıralama değişmeyeceğinden medyanda veriye uyguladığımız işlem doğrultusunda değişecek. Yani 5 katına çıkacak. 5 katına çıktığını siz de gördünüz değil mi? Merkezi eğilim ölçümlerinin ikisi de veriyi ötelediğiniz ya da ölçeklendirdiğiniz oranda değişiyorlar. Bir de dağılım ölçümlerine bakalım. Bakalım aynı durum bunlar için de geçerli olacak mı? Standart sapma için stdev fonksiyonunu kullanacağım. Bunun popülasyon olduğunu varsaydığım için popülasyon standart sapmasını hesapladığımı düşünebilirsiniz. Bakalım bir saniye. Bir saniye olmadı. Evet, bu şimdi bu verinin standart sapması evet 2,99'muş. Veriyi ötelediğimde yani mesela 5 de topladığımda ne olduğuna bakalım şimdi. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu bir dağılım ölçümüdür. Size daha hesaplamadan benim aklımdan ne geçtiğini söyleyeyim. Veriyi belli bir oranda ötelediğimde ortalama da aynı oranda ötelenir ama verinin ortalamadan olan uzaklığı sabit kalır. Bu yüzden de standart sapmanın değişmeyeceğini düşünüyorum ve gördünüz değil mi değişmedi. Burada değerlerin hepsine 5 ekledik ama eğer 1 çıkarsaydık da değişen bir şey olmayacak yani standart sapma değişmeyecekti. Veriyi eğer ölçeklendirirsek ben dağılım ölçümünün değişeceğini düşünüyorum. Neden diyecek olursanız çok basit bir veri kümesi düşünün. Ortalamadan bir uzaklıkta olan noktalar 5 ile çarpıldıktan sonra ortalamadan 5 uzakta olacaklar. Bu yüzden de burada elde edeceğimiz değerin bunun 5 katı olacağını düşünüyorum ve bakalım. Evet, 5 katı. Veriyi ölçeklendirmek standart sapmanın da aynı oranda ölçeklenmesine sebep oldu. Peki ya çeyrekler açıklığı? Çeyrekler açıklığını hesaplamak için üçüncü çeyrekten birinci çeyreği çıkarır ve verinin yüzde açıklığını bulmuş oluruz. Hadi yapalım. Bunun için de quartile fonksiyonunu kullanacağım. Evet veriyi seçelim. Buraya 3 yazıyorum. Bu üçüncü çeyreği hesaplamak istediğim anlamına geliyor. Eksi yine quartile fonksiyonu veriyi seçiyorum ve bu defa da birinci çeyreği istediğim için 1 yazıyorum. Bu işlem bana çeyrekler arası açıklığı verecek. Bu işlem üçüncü çeyreği, bu da birinci çeyreği hesaplayacak. Bakalım, sonuç 2,75. Veriyi değiştirdiğimizde buna ne olacağını şimdi göreceğiz. Ben değişmeyeceğini düşünüyorum. Her bir değer ötelendiğinde birinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte aynı miktarda ötelenecek ve farklar yine aynı olacak diyorum ve... Evet değişmediğini gördünüz değil mi? Ölçeklendirdiğimizde ise de birinci çeyrekte de üçüncü çeyrekte de aynı oranda ölçek olacağı için farklarının da aynı oranda ölçeklenmesi yani beş katına çıkması gerekir ve tam da söylediğim gibi. Şimdi videonun ana fikrine değinecek olursak ben burada 5 ile ötelemek ve 5 ile ölçeklendirmek örneklerini kullandım ama bu sayı herhangi bir sayı olabilir. Merkezi eğilim ölçümleri yani ortalama ve medyan veriyi ötelediğimiz ve ölçeklendirdiğimiz oranda ötelendiler ve ölçeklendiler. Dağılım ölçümleri yani standart sapma ve çeyrekler arası açıklığı ise veriyi ötelediğimizde değişmezken ölçeklendirdiğimiz oranda ölçeklendi.